Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size birlikte Revan'ın 3. sezon 16. bölümünü inceleyeceğiz ve bu bölüm mükemmeldi. Şimdi ilk olarak bölümün geneli hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bölümün geneli harbi şaka maka çok güzeldi ve yani Flash'tan sonra baya yani tedavi gibi geldi bana bu. Baya yani böyle pozitif enerji gibi geldi. Çünkü çok güzeldi bölüm. Şaka maka harbi şeydi. Bu arada size unutmadan da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var ki izleyicilerim %50-50'ye bölünmüş durumda. Bir tanesi diyor ki montajsız yap daha hızlı gelsin. Diğer kitle de diyor ki montajlı olsun daha geç olsun. Bir gün sonra olsun, iki gün sonra olsun fark etmez. Biz yine de izleriz. Şimdi ben de böyle bir karar aldım. Çünkü Facebook olsun, Instagram'da belirtenler olsun, özelden belirtenler olsun, YouTube'da yorumlarda belirtenler olsun, videomdaki anketten belirtenler olsun, bunların hepsinin istatistiksel verilerini karşılaştırdığımızda yani %49-51 ya da 48 işte 52 gibi yani %50-50 yuvarladığımızda böyle bir şey çıkıyor, sonuç çıkıyor. Ben de dedim ki ben gereksiz konularda mesela Felicity hakkında bir şey dediğimiz burada Felicity şeyi geçmiyor. Mesela sizin anlamanızı istediğim bir yerde mesela bir işte resim geçecekti. Bu Baran abinin videolarındaki gibi, Baran Köse'nin videolarındaki gibi olacak. Yani illa bir şeyde konuşmam gerektiğinde o fotoğraf geçecek. Onun dışında dediğim gibi ses kesintilerinde tekrar keseceğim. Büyük elemelerde falan tekrardan keseceğim. Bunu bilmenizi istedim. Kısaca bir özet geçip başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Talia Al Ghul'u gördük. Talia Al Ghul'u zaten günümüzde görmek harbi çok güzeldi ve en azından mesela Nanda Parbat'ı babasından öğrendiği kültürdeki Nanda Parbat'ı büyük ihtimalle Oliver'a eğitimini de orada gerçekleştirmiştir. Yani babasından aldığı eğitimi, Oliver'a verdiği eğitimi yani oradaki dövüşçü benliğini orada kavramıştır. Nanda Parbat'ta kavramıştır ve fark ettiyseniz birçok assassin'de Nanda Parbat'taki assassin'ler gibiydi. Yani bizim Malcolm Merlin'deki gibiydi ve gerçekten o çok güzeldi. Ondan bayağı memnunum. Mesela Erol'u birkaç tane dövüş yapabilirdi kendine tasarladığından da Parvat'ta. O çok güzel olurdu ve açıkçası ben şeyi bekliyordum yani. Ra's al Ghul öldüğünde arkadaşlar mesela bütün insanlar Talia al Ghul'un yerine geçseydi o çok güzel olurdu. Onun dışında arkadaşlar Nisa'yı hiç görmedik. Bence Nisa'yı da görmeliydik. Nisa al Ghul'la ben açıkçası Talia al Ghul'u yan yana görmek harbi çok istiyorum. Abla kardeş. Yani en azından mesela en kötü şeyde gözükebilirdi. Yani 4. sezonu bittiğinde mesela Talia al Ghul işte babasının mezarına gelebilirdi. Böyle böyle oldu diyebilirdi. Tabii ki de flashback olarak bizim Ra's al Ghul'a ayrılan özel sezonda değil tabii ki de. Onu da söylemek istedim. Bizim Talia al Ghul'la ilgili anlamadığım başka bir bölüm varsa bundan bunu olayıdır. Şimdi bundan bunu olayı birbirleriyle uyuşmayan kavramları karşılaştırmaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var, bakın notumu okuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim Talia al Ghul doğuştan assassin değil, doğuştan profesyonel dövüşçü değil. Nerede eğitim alıyor? Babasının assassin olduğu için, assassinlerin başı olduğu için, Ra's al Ghul olduğu için o da Nanda Parbat'ta Ra's al Ghul yani babası tarafından eğitiliyor. Burayı anladık. Şimdi bildiğim üzere Oliver Talia tarafından eğitiliyor. Talia da Ra's al Ghul tarafından eğitiliyor. Ama Oliver Ra's al Ghul'u öldürüyor. Yani şimdi her bir usta öğrencisinden bir gıdım daha iyidir. Yani öğrencisi ustasını tamamen bir şekilde dinlese bile yani her şeyi yapabilse bile ustası bir tık her zaman daha öndedir. O zaman Oliver'ın Ra's al Ghul'u öldürmesi yani bazıları Ra's al Ghul diyor. Öylesi daha doğrudur ama ben Ra's al Ghul daha hızlı olduğu için söylüyorum. Wally West'e Wally West gibi demek gibi. Neyse yani tıpkı mesela Oliver'ın Ra's al Ghul'u öldürmesi birazcık orada mantık hatası gibi seziyorum ama olabilir de çünkü belli olmuyor Erov'un ve işte günlük hayatta olacak şeylerin. Ama dediğim gibi burada küçük bir mantık hatası seziyorum. Felicity'nin Helix'e katılması bence tabii Helix o da. Üff, bugün İngilizcem bayağı bir şaştı ya. Felicity'nin Helix'e katılması şaka maka yani bölümden çok fazla almasa bile en azından o kız işte sen bize kendi şeylerin için kullanıyorsun. Kendi sorumlulukların için ve giderlerin için kullanıyorsun. Gelirlerin için kullanıyorsun ama bize hiç yardım etmiyorsun diye bir kapak atması gerçekten güzeldi. Çünkü ben de yani aynı ısını bekliyordum söylemesini. Çünkü yani tutup o kadar fazla yardımcı oluyorsun bizim Arrow Team'e Helix sayesinde ve dünyadaki arkadaşlar her yerdeki fotoğrafların çekimleri orada gözükmesi harbi çok güzeldi. Ara sıra hatta böyle merakımdan ben durdurup baktım. O çok güzeldi. Onun dışında zaten Felicity'nin Helix'e katılması bölümleri daha fazla indirip
daha fazla Helix artırabilirler. Hatta bu şekilde Felicity'yi devam ederlerse ve Arrow'da konu bulamazlarsa, tıpkı Flash'ın müzikali gibi, Arrow'da da belki Helix isimli bir bölüm yapabilirler. Felicity bayağı eskide ergen bölüm, ergen çağlarına geri döner. Tekrardan böyle siyah saç, deri ceket, saçlar uzun, keçe saçlar, daha sonra dıt 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 moduna girer. Oradaki Arrow'un eski Felicity flashbacklerine bakarsanız aynen o moddaydı. Yani düzelmesi, kendini toparlaması iyi bir şey ama burada da eski haline dönerse harbi çok kötü olacak. O yüzden Helix'i şu anda mesafesini koyması güzel bir şey. Ama ya gittikçe içine çekiliyor. Ve bu gerçekten içine çekilmesi demek daha fazla Felicity tanesi demek. O yüzden Iris'e yaklaşıyor. Yani Iris'in rekorunu geçme üzere ama geçmiyor gibi bir şey. O yüzden ben Arrow'un bu kızlarını anlamıyorum. Onun dışında arkadaşlar, Mr. Terrific'in T-Sphere'lerini uçarken gördük ve bayağı güçlerdi adam. Yani T-Sphere'ler betondan geçti. Tek görmek istediğim şey ve olmaması şey, mesela bizim Prometheus karşısında, Agent Chase karşısında defansif ve atak rol oynayan iki tane topun aktif rol oynamasıydı. Mesela defansif rol bir şekilde atağı korurken, atak bir şekilde Prometheus saldırabilirdi. O harbi çok güzel olurdu. Ben öyle bir şey bekliyordum ama betondan geçmekten başka bir şey yapmadılar. İşte bu bebekler böyle pı falan dedi, böyle kaldırdı falan. O güzeldi ve uçması harbi şaka maka güzeldi. Uçması, yani CGI'den kaşınmamaları güzel bir şey. Zaten Arrow hiçbir şekilde CGI harcamıyor. Flash'ın dibini sıyırıp almışlardır uçan toplar. Bu sezonlardaki her süper kahraman arkadaşlar, bakın hepsinin bir süper gücü var ve hepsini işte bu bundan daha güçlü, bu bundan daha güçlüdür diye bir kavga içerisine girebiliriz. Tartışma içerisine girebiliriz. O ayrı mesele ama bence en güçlüsü mental açıdan, bakın fiziksel de demiyorum, mental açıdan ve plan açısından Prometheus. Çünkü adam o kadar işkence çektiriyor Susan'a ve Oliver belediye binasında, belediye başkanlık binasında hiçbir şey yaptıramıyor. O gerçekten çok güzel bir ayrıntı. Ben açıkçası bayağı beğendim onu. Yani çünkü adam o kadar yani suçluyor ve belediye binasında geri dönüyor işlerine ve yani elini kolluyor, sallaya sallaya dönüyor ve yani gerçekten şunu anlıyorum ki zaten o babasının intikamını almaya o kadar fazla odaklanmış ki karısını bile gözden çıkarmış durumda. O nedenle Prometheus'a lafımız yok. Reis devam et. Tek merak ettiğim şey arkadaşlar, IMDb'de Vigilante'yi, yani hokey maskesi takan abimizi bizim Ezreal Chase diye göstermişlerdi. Değilmiş. Zaten bizim Cisco'yu da Saviter olarak göstermişlerdi. IMDb'ye inanmayın bu arada. Hepsi yalan yanlış bilgiler. Neyse. Büyük bir ihtimalle Vigilante kim çıkacak diye düşünüyorsanız, onu ben de bilmiyorum. Onunla ilgili başka bir teori videosu yapmayı düşünüyorum. Fakat oradan da çıkmaza girebiliriz. Çünkü harbi adam çok ara sıra giriyor ve saçma sapan, yani tam bir anti, yani tam bir Deadpool havasında giriyor. O konu hakkında bayağı bir karışık yani. Onun dışında yan karakterlerden Captain Pike ile Anatoly hakkında bahsetmek istiyorum. Flashbacklerde Anatoly şu anda bayağı iyi ilerliyor ve mesela Anatoly gördüğüm için Geek Yapar'dan mı bağlıdır yoksa Geek bazlı mıdır hiçbir fikrim yok ama Anatoly diye bağırmak şeyim geliyor, isteğim geliyor. O harbi çok güzel bir şey. Aslında burada bir karakteri benimseme duygusu yaşıyorum ve bu açı gerçekten çok güzel bir şey. Onun dışında Captain Pike hakkında düşüncem çok fazla değil ama adamın en sonunda mesela Prometheus tarafından yaralanması, Adrian tarafından yaralanmasından çok hoşnut değilim. Yani yaralanması iyi de hoşnut olmamamın sebebi, yani yaralansın ona lafımız yok ama üzüldüm, yani hafif bir üzüldüm. Onun dışında Captain Pike her zaman bir şeyleri sorguluyor. Tamam, sorgulasın, ona da eyvallah ama yani adam Mir, yani sana yamuk mu yazacak Allah aşkına, yani sana yamuk yapmaz, yani kime yamuk yapar? Tutup da yani Green Arrow'da yamuk yapmaz. O yüzden Captain Pike'ın her şeyi daha fazla sorgulaması çok hoşuma gitmiyor. Yani en baştaki Flash'ın 3. sezondaki Julian Albright'ına kayabiliyor bazen. Bu arada arkadaşlar, sırf beni bu kanal için takip etmeyip gerçek hayatımı da gerçekten efektif olan insanlar için teşekkür ederim. Şimdi bu adam ne diyor diye soracak olursanız, bu adam da bu kişi diyerek devam edeyim. Ne diyor diye soracak olursanız, birçok insan arkadaşlar şu anda özelden 6 tane YouTube'dan da bilmiyorum saymadım. Sürekli abi yarınki sınavın nasıl geçti? İşte yarın sınavın vardı, nasıl geçti? Yani umarım sınavın iyi geçer. Ya da abi videoyu bırak, montajı da bırak, sen direkt çalışmaya başla, daha sonra toparlarsın diyen insanlara her bir teşekkür ederim. Videoyu kapatmayıp bir şey daha değiniyorum. Yok, değinecek bir şey yokmuş. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz sağ alttan like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Net abone sayımız 1670 arkadaşlar. Bakalım bu videoyu çektiğimde ne kadar olacak, gerçekten çok merak ediyorum. Neyse, kendinize iyi bakın. Gerçekten güzel bir bölümdü. Hoşça kalın.